Bundan 36 yıl önce 5 kişi bir araya geldi ve bir şirket kurdu. Kurulan bu şirket yıllar boyunca birçok ürün geliştirecek, farklı teknolojiler ortaya koyacak ve dünya çapında bilinen bir marka haline bürünecekti. Amerika'nın en eski ve en ünlü dergilerinden birinin okuyucuları onun ürettiği bilgisayarlar için en iyisi diyecekti. Ve dünyanın tasarım dendiğinde akla gelen dev organizasyonları onu ödüllere boğacaktı. Dünya genelinde çok büyük bir taraftar kitlesi olan ve yakın gelecekte dünyanın bir numaralı sporu haline dönüşeceği söylenen e-sporda onun ortaya koyduğu teknolojiler öncü olacaktı. Küresel olarak hepimizi etkileyen pandemide bile geliştirdiği yeni modellerle, yeni ürünlerle gücüne güç katmaya devam edecek ve tüm bu yaptıklarıyla bütün dünyaya şu 3 harfi ezberletecekti. MSI. MicroStar International'ın MSI'nin hikayesi markaların hikayelerinde başlıyor. MSI Tayvan merkezli bir şirket. 1986 yılında, yani günümüzden onlarca yıl önce Tayvan'da New Taipei'de kuruluyor. Başta da ifade ettiğim üzere başlangıçta şirketin 5 tane kurucu ortağı var. İlk ismimiz Joseph Hsu. Joseph Hsu henüz 27 yaşındayken bununla birlikte elektrik elektronik konularında kendini geliştirmiş, bu alanda donanımlı birisiyken yanına 4 arkadaşını da alıp, kendi gibi bu alanlarda bilgi sahibi 4 arkadaşı da alıp bu fikri MSI'yi hayata geçiriyor. MSI'nin ilk logosunda Joseph Hsu bizzat kendisi tasarlıyor. Günümüzde şirketin genel merkezi doğduğu yerde, yani Tayvan'da. Bu genel merkez 12 bin metrekarelik bir alana sahip ve birazdan bahsedeceğim bu küresel operasyonun beyni. Peki yine birazdan detaylı olarak göreceğimiz bu bilgisayarların geliştirim ve üretim üstleri neresi? Dünyanın birçok büyük şirketinin yaptığı gibi MSI da üretimini Çin'de yapıyor. İki dev tesisi var, birisi Shenzhen'de 200 bin metrekare. Bu dev tesis 2000 yılında kurulmuş, bir diğer dev tesis de Kunshan'da, o da 2001 yılında kurulmuş ve 290 bin metrekare. Yani ilk tesisimizden neredeyse %50 daha büyük. İşte günümüzde bu Arge merkezlerinden, bu üretim tesislerinden çıkan bilgisayarlar dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Bununla birlikte ilginç olan şey şu ki hikayemizin başlangıcında bizi bilgisayarlar karşılamıyor. MSI bilgisayar üretmeye başlamadan önce farklı ürünler, farklı teknolojiler geliştirmiş bir firma. Yıllar içerisinde de hem bilgisini hem bilinirliğini artırıp bilgisayar işine de birazdan anlatacağım gibi ilerleyen yıllarda giriyor. Peki başlangıçta bilgisayar üretmiyorsa ne üretiyor şirket? Bilgisayar üretmiyor fakat bilgisayarın en önemli parçalarından birisini anakartı üretiyor. Bugün biz ağırlıklı olarak MSI'nin notebook serüvenine bakacağız. Notebook'ta nasıl bir yol izledi, hikayesi nasıl gelişti, bunu inceleyeceğiz. Bununla birlikte biraz önce söylediğim gibi ürün gamı aslında markanın çok geniş ve anakart üretimiyle başlayan bu yolculukta bilgisayara gelene kadar birçok farklı ürün üretildi. Günümüzde de hala çok farklı ürünleri bulunuyor. Şimdi çok detaya girmeden geçmişte hangi ürünleri üretti bunlara biraz bakalım. Örneğin 2003 yılına gidecek olursak bu yılda bizi MSI'nin PenNote 3100 adlı tableti karşılıyor. Tabii ki bu tablette o dönem özellikle iş dünyası hedefleniyor. 2004 yılında taşınabilir multimedya player üretiyor MSI. Henüz akıllı telefonlar hayatımızda olmadığı için o dönem video gibi, MP3 gibi içerikleri bu gibi bir cihazla tüketmek mümkün oluyor. Sadece müzik dinlemek isteyenlere yönelik olarak da MSI Mega ismindeki MP3 player'ını sunuyor pazara. Dünyanın ilk cep boy dijital televizyonu, DTV TV'sini yine MSI yapıyor. Güneş enerjisiyle çalışan ilk notebook ve ilk MP3 player için konsept ürün geliştiriyor. Müzik ve video oynatma özelliği de olan navigasyon robotu geliştiriyor. Gördüğünüz gibi sadece belirli ürünleri saydım ama bu ürünler arasında ciddi anlamda bir çeşitlilik söz konusu. Peki bugünkü odak noktamız, yani MSI'nin notebook yolculuğu ne zaman başlıyor? Zaten bu serüveni bugün incelediğimizde aynı zamanda dünyadaki bu notebook pazarındaki değişimi de gözlemlemiş olacağız. Çünkü MSI pazara girmesiyle birlikte İlerleyen yıllarda pazarın en önemli oyuncularından birisi haline geliyor. Şimdi o zaman bu dönüşümü anlamaya, yani MSI'nin notebook pazarına girmesine ve ilerleyen yıllarda neler olduğuna bakalım. Şunu da ekleyeyim, izleyeceğiniz bu videoyu MSI'nin Creator Z16 adlı görmüş olduğunuz bilgisayarıyla montajlamış olacağım. Bu bilgisayar özellikle içerik üreticiler için geliştirilmiş ve yüksek performans vaat eden bir bilgisayar. Videonun ilerleyen kısımlarında bilgisayardan daha detaylı bahsedeceğim. Bununla birlikte MSI'nin birazdan anlatacağım
bilgisayar yolculuğunda ne noktadan nasıl noktalara geleceğimizin küçük bir göstergesi olarak şimdiden göstermek istedim. Bu arada şu anda normal bir laptop gibi görünse de aslında bu laptopu şu şekilde açmanız ve bu şekilde kullanmanız da mümkün. Örneğin şu anda size Netflix'i açtım. Bu ekranın tek özelliği gösterdiğim şekilde açılması değil, aynı zamanda dokunmatik bir yüzeye sahip olması ve bu yüzey aracılığıyla içerikleri bu şekilde tarayıp beğendiğiniz içeriğe tıklayıp onu açıp izleyebilirsiniz. Ses kalitesi de gerçekten çok iyi. Januar, Februar, März war das alles sehr. Söylediğim gibi ilerleyen kısımda bu cihazdan daha detaylı olarak bahsedeceğim. Şimdi bu cihaza gelene kadar ne yollar kat edildi, hikayemizle devam edelim. 2003'te MSI ilk notebook ürününü duyuruyor. Bu ürünün adı 510C ve bu ürün önemli bir ürün. Neden? Çünkü bu noktaya kadar yazılan hikayenin aslında ilk adımı burası. 2007 yılına baktığımızda notebook alanında önemli bir geliştirim yapıyor MSI. Pazara MSI GX600 yani GX600 adlı modelini sürüyor. Bu bilgisayar şu açıdan önemli: profesyonel oyuncular için dünyada geliştirilmiş ilk laptop. Bilgisayar kullanımında overclock denilen bir kavram var. Hız aşırı olarak geçiyor. Bu şekilde bilgisayarınızın performansını artırma imkanınız oluyor. İşte MSI'ın bahsettiğim bu bilgisayarı tek bir tuşla sizi overclock özelliği sayesinde turbo moda geçiriyor. Tabii ki bilgisayarın yüksek performans göstermesi bildiğiniz gibi ısınma sorununu da gündeme getiriyor. Buna karşılık da Cooler Boost denilen teknolojisiyle bunun da önüne geçiyor MSI. Yani neticede bu anlattığım teknolojileri bir araya getirdiğimizde bir bilgisayarda performansı yükseltiyor ve o performansın da düşmesinin önündeki engel ortadan kaldırıyor. Peki bu anlattığım yapı en çok kime hitap ediyor derseniz, tabii ki oyunculara, yani yüksek performans isteyenlere hitap ediyor. İşte bu anlattığım yapı itibariyle de bu bilgisayar MSI'yı e-spor pazarında, oyun bilgisayarları alanında öncü, pazar kurucu hale getiriyor. MSI'nin oyun dünyasıyla olan bu ilişkisi bilgisayarı yaptık, bitti gibi bir yaklaşımla ilerlemiyor. MSI aktif olarak bu ekosisteme dahil oluyor. 2008 yılıyla birlikte dünya genelinde 20'den fazla e-spor takımına sponsor oluyor. 500'ün üzerinde etkinlikte yer alıyor. Fnatic e-spor takımı ile birlikte partnerlik kuruyor. Bu sponsorluklar çok önemli. Neden çok önemli? Ortada bir ürün var ve bu ürünü en iyi şekilde kullanabilecek kişiye sunuyorsunuz. Saatlerce bilgisayar başında oynayan, hatta oynamak ifadesini bir kenara bırakalım, bunu profesyonel anlamda yapan, bunun antrenmanını yapan ve hataya kesinlikle tahammülü olmayan kişilere alıp bilgisayarlarınızı veriyorsunuz. Yani performans sorununu kesinlikle yaşamaması gereken böyle bir bilgisayar sunarak, benim bilgisayarlarım performanstan kesinlikle ödün vermez ve sizin ihtiyaçlarınızı karşılar demek istiyorsunuz. Ve bunu yaparak aslında sadece bir marka bilinirliği yakalamıyorsunuz, aynı zamanda böyle bir ekosistemin oluşmasına, gelişmesine katkı sağlıyorsunuz. İşte MSI'ın özellikle e-spor alanında yaptığı sponsorluklar, birazdan da bir kısmını göreceğiz, bu açıdan çok değerli. Bu arada sadece başka organizasyonlara sponsorluk yapmakla kalmıyor MSI, kendi organizasyonlarını da düzenliyor. Oyun dünyasıyla ilişkili olanlarınız muhakkak bilir, MGA adlı bir organizasyonu var MSI'ın. Yani MSI Gaming Arena. Bu etkinliğin şöyle bir özelliği var: dünya çapında yapılan ilk oyun turnuvası. Hem profesyonellerin hem de amatörlerin yer alabileceği çok geniş kapsamlı bir turnuva. Peki MSI bu şekilde nokta atışı bir bilgisayar geliştirdi, bitti mi olay? Hayır. Yıllar içerisinde sürekli bir gelişim görüyoruz. Mesela 2012'de gaming'e yönelik ekran kartları geliştiriyor. Yani performans anlamında elinden gelen her şeyi yapıyor MSI. Fakat günümüzde tasarım da çok önemli. Artık neredeyse herkes daha ince bilgisayarlara sahip olmak istiyor. Hatta bu durum bilgisayar üzerinde değil, tabletler, akıllı telefonlar, sahip olduğumuz LCD televizyonlar için de geçerli. Eskiden daha büyük görünen, kalınlığı daha fazla olan cihazlar daha değerli gibi algılanıyorken, daha önemli gibi algılanıyorken, şu an durum tam terse döndü. Şimdi oyuncu bilgisayarlar özelinde düşünecek olursak, bu bilgisayarların yüksek performans vaatlerine bağlı olarak içlerinde kullanılan donanımlar da cihazların kalınlığını artırıyor. Bununla birlikte MSI burada da önemli bir adım atıyor ve GS70, GS70 Stealth adlı modelini pazara sürüyor. 2013'te pazara sunulan bu ürün dünyanın ilk ultra ince e-spor oyuncu notebook'u. Bu yılın MSI açısından bir diğer önemli noktası da 10 milyon laptop satışını geçmesi. Peki marka sadece oyuncular için laptop odaklı mı gidiyor? Buna da yanıtımız hayır. AG2712 All-in-One Gaming adlı modelini de pazara sürüyor. All-in-One'dan kasıt bilgisayarın bütün parçalarının monitörün üzerinde olması. Yani harici olarak bir kasaya ihtiyaç duymamanız.
2014'te bu kez GT80 adlı modelini çıkarıyor. Bu bilgisayarın özelliği dünyanın ilk 18 inç mekanik klavyeli dizüstü bilgisayarı. Hiç kullanmamış olanlar veya adını duymayanlar için mekanik klavye dediğimiz klavye tipinde her bir tuş birbirinden bağımsız bir yapıya sahip. Bunun çok önemli bir avantajı var. Tuşun tepki süresi de düşmüş oluyor. Yani tuşa bastığınızda yerine getirmesi gereken fonksiyon daha hızlı gerçekleşiyor. Buna ek olarak tuşların altında switch denilen anahtar sistemi denilen yapılar var ve tuşa bastığınızda geri bildirim almanız da mümkün oluyor. Saydığım bu özellikleri itibariyle de yine oyuncular için vazgeçilmez bir ürün haline geliyor. 2014'teki bir diğer önemli ise MSI ilk masaüstü gaming bilgisayarını çıkarıyor. Bu bilgisayarın adı da Nightblade ve tüm bu saydıklarımın meyvesini toplama vakti geldi. MSI oyun pazarında lider hale geliyor. PC Magazine dergisi 2014 ve 2015 yıllarında MSI'yı Windows tabanlı laptoplar sıralamasında birinci sıraya çıkarıyor. Tahmin edersiniz ki tüm bu başarılar satışların artması, gelirlerin yükselmesi demek. Yani bu durumun finansallara da yansıması demek. 2015'te MSI oyun laptopları pazarında, o devasa pazarda %19'luk bir paya sahip. Yani 5 dilimlik koca bir pasta düşünün ve o 5 dilimden neredeyse bir tanesi MSI'ye ait. Ve son 10 yılın en yüksek karlılık seviyesine ulaşıyor MSI. Bu rekorunu 2017'de tekrar kırıyor. 2018'de ESL'le işbirliğine gidiyor marka. ESL Electronic Sports League, yani e-spor ligi. Dünya çapında e-spor organizasyonları düzenleyen bir oluşum. Dolayısıyla e-spor dendiğinde akla ilk gelen sözcüklerden birisi. İşte ESL'in Pro Ligi adlı organizasyonu kapsamında MSI ile ESL partnerlik kuruyor. Ve bu şekilde MSI sektörü desteklemeye devam ediyor. Bu noktaya kadar MSI'nin oyuncu bilgisayarlarından bahsettik ağırlıklı olarak. Oyun pazarı üzerindeki etkisinden bahsettik. Fakat marka kendini bunlarla sınırlandırmıyor ilerleyen yıllarda. Büyümeye ve daha değişken kullanıcı gruplarına da hitap etmeye başlıyor. Yani oyun alanındaki o nokta atışı başarısını diğer kullanıcı tiplerine taşımak istiyor. Peki kim bu kullanıcılar? Örneğin içerik üreticiler. Şu anda bu videoyu izlediğiniz YouTube, Google'ın ardından dünyanın en büyük ikinci arama motoru. Her gün milyarlarca video izleniyor. İçerik üretimi dünyada her zamankinden daha değerli şu anda ve gelecekte de daha değerli olma potansiyeline sahip. Bu arada sadece YouTube özelinde de düşünmeyelim. Diğer sosyal medya platformları, Instagram gibi, TikTok gibi ve diğer çeşitli platformlarda yine içerik üretimine dahil alanlar. Ayrıca içerik üretimi tabii ki bunlarla da sınırlı değil. Koskoca bir reklam dünyası var, reklamcılık pazarı var, sinema sektörü var, sanata ilişkin alanlar var. Bunların hepsinde içerikler üretmek mümkün. İşte bu pazarın hedeflenmesi de bu nedenle önemli. Çünkü çok büyük bir pazar ve çok fazla kullanıcıya hitap eden bir pazar. 2018 yılında marka bu kapsamda Content Creation serisini çıkarıyor. Yani içerik üretimi serisi. P65, Creator 15M gibi modelleri var. Değer önerisi şu: hem MSI'nin daha önceki bilgisayarlarında olduğu gibi yüksek performansla kullanıcıyı memnun edecek, hem de onların yapmış olduğu içeriğe, yapmış oldukları işe özgün olarak kullanıcıya bazı avantajlar, kolaylıklar sunacak. Yani içerik üreten bir kişinin beklentilerini karşılayacak. Burada tam olarak ne demek istediğimi birazdan Creator Z16'yı kendi deneyimlerim üzerinden sizlere anlatırken çok net anlamış olacaksınız. Şimdi 2018 yılındaki bir başka hamleden bahsedelim. MSI monitör alanında da önemli adımlar atıyor. Farklı çözünürlükte, hertz değerlerinde, response time denilen yanıt sürelerindeki bu oyuncular için çok önemli biliyorsunuz. Birçok farklı model ortaya koyuyor. Ve bu konfigürasyonlar toplamda 3 yıl içerisinde 3 milyon adet satıyor. Bu noktaya kadar anlattıklarımı hatırlayacak olursanız MSI'ın sponsorluk tarafında hep e-spora ilişkin şeylerden bahsettik. Fakat 2019 yılında MSI Adobe'nin Max adlı organizasyonuna sponsor oluyor. Bunun sebebini anlamak için tabii ki birkaç cümle geriye dönersek, ne demiştik? MSI artık sadece oyuncuları değil farklı kitleleri de hedefliyor demiştik. O zaman içerik üretimi kitlesini de en iyi yansıtan şirketlerden bir tanesi tabii ki Adobe olacak. Örneğin şu an izlediğiniz bu videonun montajını ben Adobe'nin Premiere Pro adlı programında yapıyorum. Video kapaklarımı Adobe'nin Photoshop programında yapıyorum. Ve içerik üretmek isteyen, farklı farklı konularda içerik üretmek isteyen kişilerin aslında kullanabileceği onlarca Adobe programı var. Yani vurgulamak istediğim, bu şirket içerik dendiğinde akla gelen ilk şirketlerden birisi kuşkusuz. İşte artık MSI da content creation, yani içerik üretimine yönelik olarak araçlar da geliştirdiği için bu kez de Adobe'nin Max organizasyonuna sponsor oluyor. Bunun yanı sıra e-spor alanındaki faaliyetlerini de sürdürmeye devam ediyor. Discovery Channel'ın e-spor sektörüne yönelik olarak yapmış olduğu bir belgesel var. Rise of the New King, Yeni Kralın Yükselişi adlı. İşte bu belgeselin hayata geçmesinde de MSI kritik
bir rol oynuyor. Ben hakkında bilgi sahibi olduğum veya olmadığım birçok farklı konuda belgeseller izlemeyi ve bu şekilde kendimi geliştirmeyi, bilgi edinmeyi, o belgesellerden vizyon kazanmayı çok seviyorum. Bu açıdan araştırma yaparken böyle bir belgesel olduğunu görünce de hemen o gün içerisinde bu belgeseli izledim. Zaten çok uzun bir belgesel değil. Açıklama kısmına linkini koyarım. Sizler de YouTube üzerinden ücretsiz izleyebilirsiniz. İşte bu belgesele baktığınızda ben e-spor sektörünü çok yakından takip eden birisi değilim. Dolayısıyla izlediğinizde aslında burada nasıl bir sektör olduğunu, nedenle büyük bir potansiyel barındırdığını görüyorsunuz. Girişte bir noktaya dikkat çekmiştim hatırlarsanız. Gelecekte dünyanın bir numaralı sporu olacağı öngörülüyor diye belgeselde buna vurgu yapılıyor. Ve normalde oyun oynamak bir hobi olarak bilinse de burada profesyonel oyuncuları görüyorsunuz ve bu oyuncular saatlerce antrenman yapıyorlar. Bakın oyun oynamıyorlar, antrenman yapıyorlar. Ne antrenmanı? Oyun oynama antrenmanı. Oyun oynayarak profesyonel bir oyuncu olarak milyarlarca dolarlık bir pazarın içinde yer alabileceğinizi ve milyonlarca dolar para kazanabileceğinizi de belgesel size gösteriyor. Tabii bu kolay bir şey değil. Zaten buradaki amaç böyle bir pazarın olduğunun farkına varılması, hakikaten hızlı bir şekilde büyüyen ve potansiyeli çok yüksek olan bir pazar olduğunu belgeseli izlediğinizde anlıyorsunuz. Bundan herhalde 15-20 sene önce insanlar oyun oynayarak milyon dolarlar kazanacak desek kimse inanmazdı. Peki geldik 2019 yılına. 2019'da MSI yine ürün gamında genişlemeye gidiyor ve bu kez de Prestige adlı serisini kullanıcılara sunuyor. Bu seriyle de yine tasarımcıları ve iş dünyası profesyonellerini hedefliyor. Amaç bu bilgisayarlarla premium bir kullanıcı deneyimi sunmak aynı zamanda. 2020'de Koliverse ile işbirliği yapıyor MSI. Koliverse bir konsept sanatçısı ve dikkat çeken tasarımları var. Mandalorian, Star Wars Rogue One, Star Wars 1, 2 ve 3. bölüm, Marvel filmleri ve bazı Transformers filmlerinde kendisinin tasarımlarını, konseptlerini görebiliyoruz. Koliverse bu yeteneğini işbirliği kapsamında MSI içinde kullanıyor ve ortaya özel bir bilgisayar çıkıyor. GE66 Raider Dragon Shield. Bu arada bu model limited edition olarak, yani belirli bir sayıda özel olarak üretiliyor. Geldik 2020'ye. Bildiğiniz gibi ne yazık ki 2020'de küresel olarak bütün dünyayı pandemi esareti altına aldı. Tabii bu esaretle birlikte hayatımızda birçok şey de değişti. Bunlardan birisi de çalışma stilimiz oldu. Birçok insan, özellikle beyaz yakalılar artık uzaktan çalışmaya başladı. MSI bu duruma yönelik de bilgisayarlar geliştirmeye başlıyor. Biraz önce iş dünyası profesyonelleri için Prestige serisinden bahsetmiştik. Yine onun gibi iş dünyasını hedefleyen Summit serisi gibi, Modern serisi gibi bilgisayarlar karşılıyor kullanıcıları. Örneğin ekranda gördüğünüz Summit serisi bilgisayar, çok ince bir tasarıma sahip olması, iş dünyasına yönelik olarak geliştirilmesi, bir kaleme sahip olması, tablet formunu alması gibi özellikleriyle gerçekten de nokta atışı bir bilgisayar oluyor. Ve yeni bir bilgisayar olmasına karşın bu özellikleriyle bir anda dikkatleri üstüne çekmeyi başaran bir bilgisayar aslında. Ve şunu söylemem gerekiyor ki tasarım olarak çok güzel bir bilgisayar. Şimdi 2020 yılıyla birlikte, pandemiyle birlikte MSI kullanıcı kitlesini daha da genişletti dedik. İş dünyasına yönelik daha çok bilgisayar modelleri ortaya koydu dedik. Bu şu anlama geliyor mu? Oyun dünyasında MSI artık yavaş yavaş kendini geriye mi çekiyor? İş dünyasına mı odaklanıyor? Oradaki sağlam duruşundan taviz vermiyor MSI. Ve bu kez de GE76 Raider Dragon Edition Tiamat adlı modelini kullanıcılara sunuyor. Geldik 2021 yılına. 2021 yılında da bu kez bizi Creator Z16 karşılıyor. Tasarımcılar ve içerik üreticiler için çok hoş bir bilgisayar bu. Şimdi kendi deneyimlerim üzerinden size anlatmaya başlayayım. Önce bilgisayarın teknik özelliklerinden bahsedeyim kısaca. Ardından bu bilgisayar neden bir içerik üretici için önemli bir bilgisayar, kendi deneyimlerim, kendi düşüncelerim üzerinden yalın bir şekilde bunu anlatmaya çalışacağım. Creator Z16'nın görmüş olduğunuz bu modeli Intel i7-11800H işlemciye sahip. Bu cihazda Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı var ve bu cihaz Nvidia'nın Studio rozetini almaya hak kazanmış bir cihaz. Bu rozeti alabilmek için bilgisayar firmalarının bazı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor ve o kriterleri yerine getirmeleri de aslında sunabilecekleri yüksek performansın teminatı oluyor. Yani bu rozet önemli bir gösterge. Bahsettiğim ekran kartı 6 GB GDDR6 ekran kartı. Bilgisayarın 1 TB SSD'si var ve 16x2'den 32 GB RAM'i var. Tercihen 64 GB'a yükseltilebiliyor. Gayet güzel bir ekrana sahip ve ben ekranı görsel anlamda gayet başarılı buldum. Bu ekran sıradan bildiğimiz 16:9 ekranlar gibi değil,
16'ya 10 bir ekran. Yani bu ekranda altın oran dediğimiz oran var. Bu da hem bence görsel anlamda, estetik anlamda ekranı daha güzel kılıyor, hem de çalışma alanı anlamında kullanıcıya daha büyük bir alan sunuyor. Ki bu içerik üreticiler için çok önemli bir artı. Ekran doğru renkleri gösterme konusunda da iddialı bir ekran ve QHD, IPS gayet güzel bir görüntü sunan kaliteli bir ekran. Dokunmatik yüzeyden video içerisinde bahsetmiştim. Ekran dokunmatik bir ekran ve algılama seviyesi de gayet iyi. Bilgisayarın yüz tanımayla ve parmak iziyle giriş özellikleri var. Bunlar da güzel özellikler. Bunun yanı sıra hakikaten farklı renklere bürünebilen, çok farklı tonlara bürünebilen, çok güzel ışıklandırılan bir klavyesi var. Özellikle karanlık ortamda muhteşem bir görüntü oluyor. İçinizde şöyle düşünenler olabilir. Kadir, bu anlattıkların kulağa hoş geliyor ama DDR'mış, RTX 3060'mış, 11800H işlemciymiş. Bunlar bize biraz yabancı geliyor. Terminolojiye çok hakim değiliz diyenler olabilir. Daha yalın bir dille anlat derseniz, o zaman da size şu şekilde anlatayım. Bu kısım sizi de fazlasıyla ilgilendiriyor. Biliyorsunuz 100 haftadan fazla bir süredir her pazar saat 10'da video yayınlıyorum. Bu durum sadece 2 kez sekteye uğradı ve bir tanesi çok yakın zamanda gerçekleşti. Çanakkale 1915 videomu saat 10'da değil 13.30'da atabildim. Ve o videoyu attığım gün 29 saat uyumadan ben o videoyu hazırlamıştım. Yani buna rağmen video yetişmedi. Böyle durumlarda tabii ki bilgisayardan kaynaklı olarak teknik sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu süreyi uzatıyor. İşte bu bilgisayarda içerik üreticilere bu anlamda önemli vaatlerde bulunuyor. Örneğin ben size bir video hazırladığım zaman o videonun proje dosyasını en son bir video formatına dönüştürüyorum. Yani render alıyorum. Normalde benim renderim diyelim ki 2 saat, 2,5 saat sürüyorsa, bu tarz yüksek performans vaat eden bir bilgisayar bu süreyi çok daha kısaltıyor. Ya da başka bir örnek vereyim. Videolarınızda efekt kullanıyor olabilirsiniz ya da yüksek çözünürlüklü, çok yüksek çözünürlüklü videolar söz konusu olabilir. O zaman bilgisayarınızın performansı yetersiz gelirse, tahmin edeceğiniz gibi bilgisayar bir süre sonra çok zorlanmaya başlıyor, aşırı ısınıyor, performansı çok düşüyor. Fakat bu bilgisayar o saymış olduğum teknik donanımları itibariyle bu sorunların önüne geçeceğini vaat ediyor. MSI'ın en iyi taraflarından bir tanesi şu: sponsorlu içeriklerinde dahi ürünlerle alakalı beğenmediğiniz noktaları dile getirebiliyorsunuz. Bu bir markanın aslında kendine fazlasıyla güven duyduğunu gösteriyor. Çok iyi bir özellik. Bu bilgisayar özelinde benim eleştireceğim noktalarda kamerasının 720p olması ve ek olarak da micro SD kart girişi bulunmasına rağmen SD kart girişinin bulunmaması. Bu aman aman bir problem değil aslında. Yani bir çoklayıcı alarak bu problemi çözebilirsiniz. Yine de içerik üreticiler SD kartları sıkı şekilde kullanıyorlar. O yüzden cihazın kendisinde olsaydı çok daha iyi olurdu tabii ki. Eleştirebileceğim bir diğer noktada yüzeyinde izleri biraz fazla tutuyor gibi geldi bana. Tabii yanınızda uygun bir bez tutarak sürekli temizlediğiniz takdirde bu da çok büyük bir sorun olmayacaktır. Gördüğünüz gibi genel anlamda vurguladığım noktaları düşündüğünüzde, bir içerik üreticilerin beklentilerine uygun olarak bir ürün geliştirildiğinde karşı tarafta karşılık bulduğunu, ürünün beğenildiğini görüyorsunuz. Umuyorum ki uzun vadede de MSI Creator Z16 kalite ve performans anlamında aynı şekilde devamlılık gösterir. Şimdi yolumuza hikayenin kalan kısmıyla devam edelim. 2021 yılıyla devam edelim yolumuza. Marka 35. yılını kutluyor 2021'de. Ve Japon illüstrasyon sanatçısı Shuyoshi Nagano ile birlikte çalışıyor. Shuyoshi Nagano, söylediğim gibi bir illüstrasyon sanatçısı. Romance of the Three Kingdoms ve Nobunaga's Ambition adlı oyunlarında görsellerini tasarlayan isim. MSI ile yaptığı işbirliği kapsamında da Katana GF7666 ve Sword 1715 modelleri piyasaya çıkıyor. Bu iş birlikteliği bu bilgisayarların özgün bir hikayeye sahip olması anlamına geliyor aynı zamanda. Başka kimlerle çalışıyor MSI? Dijital heykeltıraş Martin Verhoeven'la çalışıyor. Nasıl bir iş birlikteliği yapıyorlar? Verhoeven Pulse GL7666 adlı MSI bilgisayarının konseptini yansıtmak, bu bilgisayarın gücünü ortaya koymak için Dragon Warrior adlı bir ejderha savaşçısı tasarlıyor. Sonu geldi mi bilgisayarların? Hala gelmedi. Günümüzün popüler kavramlarından bir tane Metaverse. Metaverse dünyasını hedefleyecek yine çok yüksek performanslı bilgisayarları da kullanıcılarla buluşturuyor MSI. Vector GP, Raider GE, Tilt GS77, Creator Z16 Pro, Creator Z17 gibi bilgisayarlar bu duruma örnek bilgisayarlar. Bu zamana kadar konuştuğumuz bütün bilgisayarları ve bu bilgisayarların çeşitli konfigürasyonlarını düşünecek olursanız, sadece bilgisayar özelinde bile MSI'ın ürün gamının ne denli geniş olduğunu görüyoruz. Ve emin olun ben birçoğunu anlatmama rağmen kesinlikle atladıklarım, anlatmadıklarım da var. Tüm bu modellerin yolculuğu sırasında birçok da ödül alıyor MSI. Çünkü anlattığım bilgisayarların hakikaten de kayda değer özellikleri, farklı tasarımları, dikkat çekici yeterlilikleri var. Bugüne kadar MSI markası
markası toplamda 17.800'den fazla ödül kazanmış. 21 yıldır Taiwan Excellence Awards'da ödül alıyor. Adından da anlayabileceğimiz üzere bu Tayvan merkezli bir oluşum. Dolayısıyla şöyle düşünebilirsiniz belki. Zaten bir Tayvan şirketi, Tayvan'ın bir organizasyonundan ödül alması doğal. Böyle düşünüyorsanız eğer MSI sadece Tayvan'dan ödül alan bir şirket değil. Küresel anlamda bilinirliği çok yüksek organizasyonlardan da pek çok ödülü var. Örneğin Red Dot ödülleri Almanya merkezli, mazisi 1955'lere dayanan bir oluşum Red Dot. Tasarım alanında çok önemli ödülleri var. Bu alanlardan birisi de ürün geliştirme, ürün tasarımı. İşte MSI Red Dot ödüllerinde bu kategoride birçok ödül aldı yıllar içinde. Yine Almanya merkezli olan ve dünya çapında yine bilinirliği çok yüksek olan IF Design Award, o da 1950'lere dayanıyor ve burada da MSI'nin aldığı birçok ödül var. Ödüller bitti mi bitmedi, bu kez de Amerika'ya gidelim. Amerika'da Consumer Technology Association adlı, CTA adlı bir oluşum var. Direkt Türkçe'ye tercüme edersek Tüketici Teknoloji Derneği gibi bir isme sahip. İşte bu oluşumun CES adlı, Consumer Electronic Show adlı bir organizasyonu oluyor ve burada ödüller de veriliyor. MSI 2021 yılında CES'te 11 ürünüyle 15 farklı ödül kazandı. Şimdi içimizde hala şöyle düşünenler olabilir. Diyebilirsiniz ki tamam bunlar güzel organizasyonlarmış, iyi organizasyonlarmış ama o organizasyonlardan bir şekilde ödül alınır. Önemli olan tüketiciyi memnun etmek, tüketiciden ödül alınmış mı? Aslına bakarsanız ben de böyle düşünüyorum. Bunlar çok önemli organizasyonlar ve çok önemli ödüller. Bununla birlikte her zaman en önemli şey son kullanıcıya bir ürün yaptığımız için tüketicinin memnun olması. Bu noktada size şu bilgiyi vereyim. PC Mag dergisinin 2021 yılında okuyucularına yaptığı anket doğrultusunda en yüksek oyu alan bilgisayar markaları Apple ve MSI oluyor. Zirveyi paylaşıyorlar. 2022 yılındaysa MSI Apple'ı da geride bırakıyor ve zirvenin tek sahibi oluyor. Ve PC Mag dergisinin okuyucularının en beğendiği bilgisayar markası olmayı başarıyor. Evet, bugün notebook odaklı gitsek de ekranda da gördüğünüz üzere sunucu ve ağ ürünlerinden tutun oyuncu ekipmanlarına, endüstriyel çözümlerden all-in-one bilgisayarlara çok çeşitli ürünleri var bu dünya devinin. Dünyada 130 ülkede erişilebilir durumda ve 8200 satış noktası var. Şimdi sonlara geldik sayılır. Kısaca finansallara ilişkin birkaç noktaya da bakalım. Şirket 1998'den beri Tayvan borsasında işlem görüyor. Ekranda gördüğünüz tabloyu MSI'nin yatırımcılarını bilgilendirmek için hazırladığı sunumdan aldım. Tablodaki en dikkat çekici nokta gelirlerin istikrarlı bir şekilde artması ve değişimdeki yüzdesel artış da yine dikkat çekici seviyede. Yani özellikle son yıllarda marka daha da fazla ivme yakalamış gözüküyor. Yahoo üzerinden piyasa değerine baktığımızda 111.52 milyar olduğunu görüyoruz. Burada şunu belirteyim, bu Amerikan doları cinsinden bir değer değil, yeni Tayvan doları olarak geçen New Taiwan dolar cinsinden. Bir an önceki tablodaki değerler de yine yeni Tayvan doları cinsindendi. 1 dolarla yeni Tayvan doları arasındaki orana baktığımızda dolar 28.57 kat daha değerli güncel kurla. Buna göre bu 111.52 değerini dolara çevirecek olursak 3.9 milyar civarı bir piyasa değerine sahip. Son olarak iş birliktelikleriyle alakalı bir noktaya daha vurgu yapmak istiyorum. Bence çok önemli. Bildiğiniz gibi bu noktaya kadar hep oyun sektöründen bahsettik ve küresel daha çok sponsorluklardan bahsettik. Yani Türkiye özelinde çok bir şey konuşmadık. Bununla birlikte Türkiye özelinde de yani lokal anlamda da sponsorluk faaliyetleri yürütüyor MSI. Mesela ülkemizde atık geri dönüşümü üzerine odaklanan Plantric adlı startup'ın sponsorlarından birisi MSI. Ulaşımda yapay zeka yarışmasında Teknofest 2021'in kazananı Huma takımının sponsoru da MSI. İşte gördüğünüz gibi 1986'da Tayvan'da başlayan bir hikaye bugün Türkiye'deki bir startup'a dahi dokunabiliyor. Yani Amerika'daki birinin ofisindeki bilgisayarda da o markayı görebiliyorsunuz. Türkiye'deki bir startup'ın masasında da görebiliyorsunuz. Yeri geldiğinde bir şirketin ihtiyaç duyduğu endüstriyel çözüm de olabiliyor. Bir gamer'ın ihtiyaç duyduğu kulaklık da olabiliyor. Mikrofon da olabiliyor. Veya üst düzey performans sunan bir laptop da olabiliyor. Ben bu araştırmaları yapmadan önce MSI'nin bu denli bir geçmişe sahip olduğunu, pazarda bu derece etkili bir marka olduğunu bilmiyordum. Bu kadar şeyi araştırdıktan, inceledikten sonra da etkisiyle alakalı bence en önemli nokta şu. MSI bir ürünü yapıp böyle pazara sunup hadi al bunu kullan tarzında bir yaklaşım sergilemiyor. Videonun içerisinde vurguladığım tüm noktaları düşünürseniz ister oyuncular için bir bilgisayar üretsin, ister içerik üreticiler için, ister tasarımcılar için her daim ihtiyaçları çok iyi belirliyor.
ve yaptığı sponsorluklarla, iş birliktelikleriyle sürekli sektörün içerisinde. Yani çok fazla geri bildirim alma imkanı var. Bu sebeple sahip olduğu tüm bu etkileşimler bence markanın bu kadar kısa bir süre içerisinde laptop pazarında bu denli hızlı büyümesine, pazarda kendine bu kadar ciddi bir konum elde etmesine olanak sağlıyor. Bir markayı sıradan bir markanın ötesinde yapacak, bir şirketi kısa sürede çok iyi noktalara taşıyacak şüphesiz en büyük etkenlerden birisi bu, kullanıcısıyla etkileşimde olması. İşte MSI'ın başarısı da muhakkak buradan geliyor. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.